Hoş geldiniz, merhaba. Kırmızı Çizgi Plus başlıyor. Uğur Karakullukçu sağımda, Serdar solumda. Bugün, bir kanat değişikliği var. Kanat değişikliği yaptılar. Türk futbolu oyuna tempo kazandırmak için böyle bir olay. 0-0'lık İzmir'deki İngiltere maçında Rıdvan Dilmen'in anlattığı gibi İskender Gönen'in sağ tarafa geçmesiyle kazanan bir taktiktir o. Rıdvan abi sürekli anlatır onu. İskender Gönen sağ tarafa geçti. Sol ayakta sağ tarafta oyuncu falan diye böyle modern. İlk zaman o zaman başlatmıştı tabii Mustafa Deniz. İskender abi başlatmıştı onu. Hoca başlatmıştı, ben hoca demek istemedim artık. O kadar da demeyeyim artık. Arkadaşlar son dakikalarımız var. Serdar Aziz doğal olarak ve Mustafa Cengiz cumartesi günkü basın toplantısından dolayı 4. kez PFDK'ya sevk edildi. Ve tabii bugün MHK Ali Sözkah ve Hüseyin Göçek'in yeniden değerlendirilene kadar hakemlik yapamayacaklarını ifade etti. Bunu ilk defa Demirören Haber Ajansı'na bu bilgiyi verdiler. Yani TFF'nin sitesinde var mı bilmiyorum, bakmadım ama böyle bir gerçek, böyle bir varit ile karşı karşıyayız. Doğrusu da olmuş. Hüseyin Göçek'e biraz, yani aynı ceza ise o biraz olmaz yani. Birisi 4 ay dinlendirilir de birisi de 6 ay dinlendirilmesi lazım yani. Ya bana kalsa Ali Sözkah'ı artık hakemlik yapmasın da. Yani zaten çoktan yapmaması gerekiyordu. Dinlendirilme kararı doğru bir karardır. Ama bence sorunu daha temelde incelemek lazım. Peki bunun Serdar ayağın edilmesine ne diyorsun? Yani söylenir, normal açıklanır. Normal mi ya? Tabii. Ama şey değil. Bence sorunu daha iyi analiz etmek lazım. Yusuf Tamoğlu MHK'sı görevini çoktan tamamlamıştır. Sen bu lafı söyleyeli 702 gün falan oldu mu? Oldu. Abi yani bak, teknolojik dönemlerde, dijital dönüşümüz çağında Yusuf abiyle falan olmaz abi. Olmaz abi. Yani oraya 23 yaşında falan adamlarla falan olacak. Gerçekten bak yani. Tabanca gibi diyorsun. Yani öyle insanların olması lazım. Yani bir takım algoritmaları falan bilen, böyle kağıtla notla düşünme. Ya 12 hakemle götürüyorlar abi. 12 hakemle. Üst üste 2 gün aynı adamı vara veremezsin yani. Bak ben sana bir şey anlatayım. Yani atıyorum şimdi Kayseri'deki vara verdiğin adama ertesi gün Trabzon'daki vara veremezsin yani. Misal yani. Serdar'cığım bak, bunları sen anlatıyorsun. Senin anlatman haber değeri taşımıyor. Çünkü senin işin bu. Siz CNN'de program yapıyordunuz pazar akşam. Coşkun Sabah beni aradı. Dedi ki, Serdar'a ulaşamıyorum şu an doğal olarak programda. Lütfen onu tebrik et dedi. Coşkun abi bile Yusuf abinin o noktada bir takım yetersizliklerini dışarıdan biliyor ve duyuyorum dedi. Seni tebrik etti bu arada yaptığın yorum için. Tayfun abiye kızmış biraz. Sağ olsun. Tebrik etti sağ Coşkun, olsun, abi. Coşkun abi. Ama şey yani o bile şimdi anlatamayacağım bir takım şeylerden bahsediyor. Ya özeti Yusuf abi yeterli değil, o bile biliyor. Tabii abi yani nasıl yeterli olsun Mehmet? Yani şimdi çağ değişiyor, dünya değişiyor. Şimdi siz bir VAR sistemi, bu ne abi? Bu bak, bu ilk robotik hamle bu. Şimdi hakemler futbol dünyasının, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki futbol dünyasının en muhafazakar kesimi. Hiçbir neyliği kabul etmiyorlar abi. Ya bunlara siyah tişört şeyden, formadan renkliye geçirene kadar aklına kadar seçti millet ya. Ya bunlar kadar birbirini savunan kapalı toplum, böyle şey örgütlenme, kuvvetli örgütlenme yok ya. Ya kardeşim biraz açık olun ya. Ama içeride sevmeyen bir bu arada. Futbolda neler değişti bak, ben sana sayayım. Bak, futbolda neler değişti. Bosman kanunları çıktı mı abi? Bonservis. Ekonomi değişti. Ekonomi değişti yani. Serbest dolaşım diye bir şey geldi. Güney Amerika futbolu bitti ya. Bu Bosman kanunlarından filan dolayı. Ondan sonra yabancı sınırları kalktı. Yani her türlü liberalleşme futbolun her yerinde oldu. Ve bunlar hepsi 20 senede oldu. Patron geldi. 20 senede oldu. Yabancı patron. Ya düşünebilir miydin sen? Bir takım birisi gelecek. Arap. Bir tane Arap gelecek. Londra'nın göbeğinde. Paris'in göbeğinde. Bir tane takım alacak filan. Ya düşünmesi filan öyle mümkün değildi yani. 20 senede bu arada. İngiliz holiganın izi mi bitecek? 25 senede. İngilizler uzun top oynar filan. Onlar bitecek. İtalyanlar savunma yapar. İtalyanlar savunma yapar. Catenaccio'dan başka bir şey bilmez bunlar. 5-6 milyar pound gibi hayal edemeyeceğin paralar. Tamam mı? Ulan bu İtalyan futbolunda hiçbir şey olmaz. Juventus düşmez filan. Düştü. Ya bunların hepsi oluyor. Kurallar değişiyor. Geri pas yasaklanıyor. İşte offside'de eskiden adamın önünde olması lazım. Hı hı. Şimdi çizgide de olsan kurtarıyorsun. Önce gol çizgi teknolojisi geliyor. Filan. Yani bütün her şey liberalleşirken hakemle ilgili liberalleşme daha 2 yıldır var. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Ya futbol hızlanıyor, rakamlar çıkıyor, birçok şey firması çıkıyor, database firması. Ben işte saha analizi yapıyorum, drone'la maçı seyrediyorum, bilmem ne yapıyorum filan diye firma çıkıyor. Hakemlikle ilgili bir dönüşüm ya hiç yaşanmıyor ya. Böyle bir şey mümkün mü yani? Hakemlikle ilgili dönüşüm başladı ve robotiğe geldik, robotiğe. Şimdi robotiğe gelmek üzereyiz.
robotiğe geldiysek artık çeşitli, yani burada ben eminim abi bu saatten sonra artık Excel'le falan listeleyemeyen bir yönetici olamaz orada yani. Serdar, bunu herhalde Erbatur ve Berber'in çok ben söylemeye hakkım var. Senin yabancı hakemini bile şu anda bypass ettiler. Yabancı hakem konuşulmuyor şu anda. İlk sen söylediğin için söylüyorum. Yabancı hakem bile bypass oldu, gitti. O bitti yabancı yani. Hakem de olacak, göreceksin. Ama o çarçabuk geçildi. Robotiğe konuşanlar var. Robotiğe doğru geliyoruz. Şimdi o zaman abi sen daha yani analog çağın adamıyla yürütemezsin yani. Maalesef. Mümkün değil. Çok haklısın. Dolayısıyla buraya genç dinamik. Dijital çağdaş birini koyacaksın. VAR sistemini böyle, baba bu kanal, bu kamera nereden geliyor, evet, oradan geliyor. Bunun hepsini bilecek adam. Hepsini bilecek. Dinlemeleri çözecek. Yani adamı teknolojiyle ilgili kimse kandıramayacak. İki, dünyayı çok takip edecek adam. Yani sen onun yardımcılarından daha iyi bilecek gerekirse. Almanya'da şöyle uygulanıyor, bilmem nerede böyle uygulanıyor filan. Şimdi o Yusuf abi yok yani, tam saygın değerli bir adam da. Yönetim kurulunu alın. Çok istiyorsanız alın. Yönetim kurulunu alın abi. Aynen. Eğitim yok. Bilmem ne yok. Ya kardeşim neymiş? Hüseyin çok ısrar etmiş de bilmem ne de. Bugün biz yemek yedik de, senin arkadaş bizim Orkun var, Galatasaray'da da çalışıyordu. Galatasaray'da profesyonel. Ben de olsam ben de veririm. Bu kadar Galatasaraylıyım ben diyor. Hasta Galatasaraylı adam. Ben Hüseyin'in yanına olsam penaltıyı çalarım diyor. Çünkü var diyor. Rahatım. Nasılsa bakacak diyor. Değilse geri alırım diyor. Ya bu, sen buna rağmen nasıl olmaz abi bir tane çok? Ya böyle bir şey olur mu ya? Açıklanamaz bir durum yani. O zaman orada VAR'a bir trenç zaten bir şey var böyle bir. Aman abi bu nereden çıktı VAR? VAR çıktı da böyle oldu, mertlik bozuldu falan gibi saçma sapan yorumlar var. Ya ne alakası var VAR'la? Adam kullanamıyor işte yani. O zaman nükleer füze var olmasın ama ya da ilaç da kullanmıyor. Cem Yılmaz'ın navigasyon sahnesi biliyorsun değil mi? O bilmem neye mi güveneceğim, bana mı çok güveneceğim demiş. Kadınlarla. Olur mu abi sen? Şöyle söyleyeyim. Dolayısıyla artık bu analog zihniyetin dijital dönemde yeri yok abi. Yaz. Şimdi Uğur, ben sana radyoculuktan, daha doğrusu müzikten bir örnek vereyim. Reklama girmez. Olivium alışveriş merkezi vardı. Bundan 10-15 sene evvel Olivium alışveriş merkezinde Demet Akalın falan filan gidip orada konserler verilip 1000-2000 insanla buluşuyorlardı. Şimdi çağırsan Olivium alışveriş merkezinin sahibi olarak 10.000 mi 15.000 mi 20.000 para isteyecek. Niye? O gün şu meret yoktu ki. İnsanlarla man to man temas kuruyordu, insanlara dokunabiliyordu. Şimdi bu var. Yani sözünü ettiğim konu, Serdar'ın dediği gibi sadece futbolda değil, hayatın her alanında şuna teslimsin. İstesen de teslimsin, istemesen de. Ben kendi şeyimi söyleyeyim. 2-3 yıl önce ya diyordum, millet buna niye bu kadar takıyor? Şimdi hadi takma. Hadi takma. Yani bununla ilgilenmen lazım ve bunu bilmen lazım. Tabii. Yani zaten şu an gelişenlerin içinde sosyal medya yok mu zannediyorsun? Sosyal medya tepkilerinin hiç payı yok mu zannediyorsun? Tabii. Tabii ki her şeyde var. Yönetimlerin ikinci kez açıklama yapma zorunluluğu hissetmesinde, işte federasyonların karar alım süreçlerinin hepsinde var. Tabii. Serdar abi bir şey, bir ek daha yapıyor. Trump tweet attı. Türkiye'de dolar yerinden öyle. Bir tweetle ya, bir cuma öğlen miydi? Hadi o siyaset. Hayır, siyaset de öyle yönleniyor. Trump tweet attı. Türkiye dolar öyle yükseldi memlekette ya. Öyle doğru. Yani şöyle bir ekstra bir şey var katabileceğim. Abi oyun da aynı değil. Yani kurallar aynı kalsa bile oyun aynı değil. Tabii. Şimdi adam 13 kilometre koşuyor. 13.5 koşuyor. Kante diye bir adam var. Koysan bütün mesela 80 şeye koy. 80'lerin Milan'ına koy. İki tur bindirir onlara tempo tabii olarak. Ya aynı oyun değil. Aynı şeyden bahsetmiyoruz ve doğal olarak yani hakem de elbette daha atlet hakemler seçiliyor ama bu sefer daha hızlı koşarken karar vermek zorunda adam. Ya daha da çok yetenekli. Gözler gidiyor bu sefer. Bu sefer gözlerin de hani adam hızlı hareket ediyor, hızlı koşuyor, sen hızlı koşuyorsun. Sen hızlı koşarken bakış açın bozuluyor. Doğal olarak yani dünya geçmişten daha da üst düzey, daha iyi hakemler bile karar verirken zorlanıyorlar. Aynen. Yan hakemler zorlanıyorlar. Doğal olarak burada işin içine video girecek, hakem girecek, bilgisayar girecek. Bunlar çok doğal süreçler ama İstesen de girecek. Ama istemesen de girecek. Mesele şurada. Burada Türk hakemliğinin, ki ben bu MHK'nin açıklamasının satır aralarında da onu gördüm. Şöyle bir şey var. Siyah ya da siyah beyaz değilse pozisyon, bize karışmayın abi. Benim verdiğim devam etsin. Yani orta hakemin kararını, otoritesini bozmama gibi. Yani en önceliği, şimdi önceliğimiz pozisyonu düzeltmek değil. Önceliğimiz orta hakemin itibarını sarsmamak. Sonra eğer hakikaten çok acayip bir hataysa da düzeltmek. Sonra böyle, adalet yani. Yani böyle aynen, sonra adalet. Önce itibar, otorite.
sonra adalet. Bunun detaylarını MHK görmüş ki bu cezalandırma aslında sadece penaltıyla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Orada başka benzer kararlar veren hakemlere de çeşitli şeyler uygulanacaktır mesajlar diyor. Yani aslında VAR'ın kökten yanlış uygulandığını MHK itiraf etmiş oldu. Bu bir. Bu konuda ben verilen cezalara da, daha doğrusu dinlendirme kararına da katılıyorum. Hakemlerin yaptığı çünkü tamamen kendi otoritelerini korumak üzerine bir orada bir iletişim kurulmuş. Çok belli yani. Yani Hüseyin Göç'e kaldı ki şöyle söyleyeyim, bunu sadece tahmin değil, bilgi olarak biraz da bilgi olarak da destekleyecek şeyler de duydum. Hüseyin Göçek'in Halis Özkaya ile diyaloğunun o kadar 2-3 cümle olmadığı söyleniyor. Çok ciddi kaynaklar yani doğrudan yani şey mi diyorsun? Birincil şahıstan. Halis sen karışma ben. Aynen. Aynen öyle. Çok net gördüm falan. Mesela Cüneyt Çakır'ın kenara gidip tekrar sarı vermesi ilk Süper Kupa finali, Süper Kupa'da. Bunlar hep işte ağırlığı çok yüksek orta hakemlerin VAR sistemine kardeş siz beni çok da hırpalamayın. Bana mı inanacaksın o kıza mı? Aynen. Faruk Eczanesi muhabbetine geliyor. Biraz böyle bir durum var. Bu işin bir tarafı. Ben kararı doğru buluyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Senin dediğin gibiyse o zaman benim şeyim boşa düşer. Doğru. O zaman her ikisine de aynı cezayı vermek lazım. Her ikisinde payı varmış. Yani anladım. Ama bu arada yani sen orta hakem öyle diyor diye sen siniyorsan hakeme ağzından gel hocam izle çıkmıyorsa Halis Özkaya'nın da kabahati var. Elbette canım. Yani o zaten söyle kendini kurtar abi. İşini yapmıyorsun zaten. Baba kesin seyretmen lazım demiyorsan gitmen lazım. Şansal Büyük Ağa açıklamış yakın çevresini işte. Basiretin bağlandı. Ve Basiretin bağlandığının aslında açılımı bu. Yani Hüseyin Göçek çok dominant bir şekilde kararın arkasında duruyor. O da madem öyle yani hocam devam edebilirsin diyor. Öyle demeyeceksin kendin için. Ondan sonra böyle hakem olarak başı bu noktaya gelir. Bir yandan bu var. Yani ben doğru sefer yapıldığını düşünüyorum. Doğru yere gitti. Ama eğri bir sefer bu. Bu şey değil. Yani gidiş yolu mükemmel. Her şeyle %100'lük bir kağıt yok burada. Yanlış vurmuşluk. Formülle doğru sonuç. Kısa yollar, bilmem neler, onlar bunlar, istifalar, istifayı geri çekmeler. Ondan sonra verilmiş kararın doğru olması tamam. Ben bu tarafına katılıyorum ama itiraz edenlerin de gidiş yolu üzerine fikirlerinin değerli olduğunu düşünüyorum. Bir kere mesela şimdi Sayın Ali Dürüst açıklama yaptı. Ona girme. Tamam. O zaman, bu işi bitir ondan sonra onda söz hakkımız var. Bunu tamam, bitir. Tamam o zaman ben tamam, şey yapmış olayım. Bitirmiş tamam. O zaman şimdi Ali Dürüst'e geçelim. Serdar'a sonra söz verelim. Hı? Ali Dürüst meselesini deminkine bağıntılı olarak anlat bize. Ne anlatacaksın? Şimdi, şey var mı arkadaşlar? Hani biz küçükken çember vardı. Ben senin şeyinden anlatacağım. Sen çok doğru bir yere getirdin çünkü. Tamam. Bunun yüzünden yani Ali Dürüst bunun yüzünden istifa etti. Bunun yüzünden geri aldı istifayı. Kesin. Şimdi. Bunun telefon bölümü de var ama. Bir çember resmi. Bunun telefon bölümü de var. Bir çember resmi olsun. Serdar neydi biz küçükken döndürürdü kızlar çember. Böyle. Çember. Ama onun resmini belden bulmadı. Böyle belden. Belden böyle. Ula hop. Bir dönder onu ya. Bir jenerasyon daha geriden. Hayır önde olarak. Bizden önde olarak. Önde mi? Bizden sonra yaşayarak yani. Ya. Bir döndersene onu. Uğur konuşurken ver Uğur'u. Sonra bip yap ver sosyal medyaya. Uğur. Ne direkt malısının cebine bırakır. Benim suyum orada mı ya? Suyun orada mı? Suyunu al abi. Ha onu ben içmişim al. Evet Uğur'cum şimdi dinliyoruz. Az önceki konuyla bağıntılı olarak bu açıklama ve yorumlarını alalım. Şimdi açıklamayı okuyalım mı? Ne yapalım? Ben okuyayım istiyorsan. Sen oku abi. TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF başkanlığım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim demiş. İstifa kararının neredeyse 48 saat sonrasında Sayın Ali Dürüst Alayop. Şimdi... İşin dediğim gibi karar tarafı, karar alış, şimdi MHK'nin kararı, daha doğrusu MHK'nin kararına şey açıklamasından dediğim gibi tatmin olduğum noktalar var. Sadece Hüseyin Göçek, Halis Özkaya'ya disiplin cezası vereceğizden bahsetmiyorum. Ondan sonra bahsedilen VAR'a hakemlerin yaklaşımı bizim otoritemizi sarsmadan biz bu işi götürelim. Bu bize ek olsun. Esas yine biz olalım, ek bu olsun. Yani VAR sistemini inkar etmeye yakın bir yaklaşım olduğunu aslında itiraf ediyor. Bu çok önemli bir şey. Dünyada da böyle. Bunların hepsi bu. Bak bu hakemlere bir şey söylemeye gel abi. Ben hayatımda böyle bir camia görmedim ya. Her türlü yeniliğe kapalılar abi. Dünyada da böyleler ya. Bir de çok enteresan. Dünya Kupası'nda hangi hakemler kaldı? VAR'ı çok iyi uygulayan, VAR'ı özümsemiş hakemler. Finalde adam gitti kararını değiştirdi ya. Çeyrek final. Tabii bunda yüksürecek bir şey yok ama burada varmış gibi
davranılıyor. Bırak yüksünmeyi, sen gel izle demek bile hani hakemin otoritesine leke sürmekmiş gibi davranılıyor. Bu sebeple zaten birçok kararda mesela kaç defa şaşırdık. Ben Galatasaray odaklı söylemiyorum. En az 6-7 kere lan bu nasıl gitmez kenara, nasıl izlenmez bu falan dediğimi biliyorum. Hani hepsini örnekleyemez. 13 hafta geçti yani çarpsan. 117 tane maç olmuş yani. Özetine bakıyoruz, canlı izlediğimiz var. Hepsinde şaşırtan şeyler oluyor. Bunun altında bu yatıyor. Yani VAR'a yönelik bir tepki var. Yani etki tepki. VAR'ı kabullenmeme süreci Türkiye'de daha sert geçiyor. Yani tabii ki Bundesliga'da da işte, orada da vardır öyle. Orada da İtalya'da vardır. İtalya'da çıktı. Buffon stopum kardeşim, paso durduruyorsunuz falan dedi. Destek gördü. Bundesliga'da futbolcular aslında anket yapmışlar. %51'i istemiyordu VAR'ın devre arasında. Sen Ali Yunus konusu yorum yapmak istemiyorsun. Geleceğim, oraya geleceğim. Bu işin bu tarafı. Bir de işte Eğri Sefer tarafı var. Eğri Sefer'in açıklamasını zaten Ali Bey yapmış. Öyle bir açıklama ki bu. Şimdi diyor ki hani benim duygusal bir karar aldım, bu bir. İkincisi, duygusal karardan ziyade ben işte sadece Galatasaray'ın değil tüm kulüplerin haklarını korumak için oradayım. Bu sebeple istifamı geri alıyorum diyor. Ama o zaman diğer kulüp taraftarları der ki Ali Bey'e, ya da Ali Bey bu süreci. O zaman başka takıma hata aldığı zaman da aynı duygusal karar alıp istifa edecek misin? Ya da sonra geri gelecek misin düzelince? Bu noktada aslında federasyonun kuruluş felsefesinde de bir problem olduğu gözüküyor. Yani yönetim seçiş sürecinde işte bu işte Serdar Ali'nin takımından şu gelsin, Mehmet Ay'ın takımından bu gelsin, Uğur'un takımından bu gelsin. Bu şekilde yapılmaması gerektiği, daha liyakat odaklı bir şey, liyakat odaklı bir seçim yapılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Tabii ki belli şeyleri gözetirsin ama tamamen işte o ben Beşiktaşlıyım, o Galatasaray'dan biri olsun, Fenerbahçe'den biri olsun. O zaman Rize Spor'dan biri yok, Eskişehir Spor'dan biri yok. Onların hakları 3. Lig'den biri yok. Rize Spor'dan biri olmadan emin misin? Hayır, ben tamamen örnek veriyorum. Yani sonuçta 3. Lig takımı da federasyon, 3. Lig takımının da federasyonu o. Var mı ya 150 kişilik? Başakşehir'den kimse yok abi, tüm federasyon Başakşehir'li mesela. Hayır. Ona bakarsın. Felsefe olarak hayır. Şimdi böyle baktığın zaman Ali Dürüst'ün gidiş süreci ve geliş süreci, dışarıdan bakan herhangi bir Galatasaray taraftarı dışındaki, ki Galatasaray taraftarının çok da rahatsız olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla, federasyon üzerinde çok ciddi bir demokrasinin kılıcı olacak bundan sonra. Sefer'in çok eğri olmasının ve sonuçlarının olacağının bu açıdan söyleyebilirim. Ali Bey'in istifası ve istifadan geri dönüş süreci bu meseleyi uzatacak. Yani karar ne kadar doğru olursa olsun, ki dediğim gibi ben doğru olduğunu düşünüyorum. Serdar abi doğru olduğunu düşünüyorum. Mehmet Ayhan komple yanlış der. Tartışmalı da bir süreç yani. O da %100 değil. Ama bir yandan da bu olduğu zaman işte bir kulübün meselesi üzerine istifa edip geri gelen yöneticiler var noktasına gelindiği zaman, o zaman federasyonun da birçok şey değiştirmesi sevgili gerektiği anlamına geliyor. Az önce bir cümle ettin. Federasyonun yönetim yapış süreci dedin. Kuruluş felsefesi. Yani diyorsun ki ulan bu federasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş denge gözetmek zorunda mı? Liyakat sözünü verdin, sözünü ifade ettin değil mi? Hı. Bak abicim, federasyondaki bütün organizasyonu ligin dışında bırakır, ligi dışarıda bırakır. Diğer federasyon organizasyonları, milli takımlar, altyapılar vesaire, PFDK hukuk zaten onlar yaparsın. Bu tarafta ligin bütün marka değerini, kuruluşunu oluşturursun. Lig kurulunu kurarsın. Ligle federasyonun bu tarafını ayırırsın, olur biter. Bu da nasıl olur peki? Sen şu an bana Premier Lig ve La Liga'nın yapısını anlatıyorsun. Teşekkür ediyorum. Bu kadar basit. Yani olması gerekiyor. O yüzden Türkiye futbolundaki bir numaralı sorun, isterse yarın federasyon başkanı ben olayım, hiçbir şey ifade etmez, aynı sistemin çarpıcısı olurum. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu ben olsam da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun o 320 kişinin hala 250 tanesinin kulüpler belirliyorsa delegeleri, kulüplere teslim kalırsın. O kulüplere teslim kalmak da bir gün PFDK'yı, bir gün tahkimi, bir gün cezayı, öteki günde federasyonun kuruluşundaki oyuncuları, aktörleri, yönetimleri seçmek adınadır. O yüzden yarın ben de federasyon başkanı olayım, mevcut sistemin, düzenin elemanı olurum. Bu kanunu, yani federasyonun kuruluş ve yönetiliş ve oluşma kanunu değişmediği sürece hepimiz konuşuruz. Çok mantıklı. Çok mantıklı bir şey. Şimdi La Liga'nın başkanı, La Liga başkanı diye bir şey var. Süper Lig başkanı diye bir şey yok. Bundesliga'nın CEO'su var. Bizde böyle bir CEO yapısı yok. Ama yani canım, önce neyi idare edeceksin? Satman lazım ama.
Ya satmaya da gerek yok abi. İşte dernek Bundesliga'da satılmış yok. Bundesliga komple dernek. Adamlar doğru yaparsan onu da yönetebilirsin. İnşallah. Avrupa'dan örnek vermeyelim arkadaşlar. Ya Premier Ligi bak abi öyle bir şey. Nasıl mesela? Abi adamlar 50 yıl önde bizden. Premier Ligi Arabistan'da nasıl? Kadın, hakikaten bilen var mı? Kadın yönetici geldi abi. Nereden geldi biliyor musun? Kadın futbolla alakası yok. Şeyleri pazarlama falan iyidir o. Pazarlama bu şey. Yok ya mikrofonundan Discovery Channel'larının başındaki geldi. Kadını getirdiler. Neden? Çünkü eğlence sektörünün en iyi pazarlamacısı buymuş. Hmm. Gidiyormuş işte şu telefon markasının sahibinden en iyi kontratı o alıyormuş. Bu ya nasıl pazarlayacağız? Nasıl eğlenceli hale getireceğiz? Buna odaklanıyorlar adamlar. Biz hala bırak şey Süper Lig. Biz artık Avrupa'dan şey örnek şey vermeyelim. Yani. Avrupa'dan örnek vermeyelim. Çok samimi söylüyorum. Katar'dan bak adam elini. Oralara bakmak lazım. Yok. Onlar bile önümüze geçecek ya bak görürsün. Yani şey ya. Önümüzde olabilir. Körfez ülkeleri. Yani Arap Emirlikleri önümüzde olabilir ama Arabistan'a bakmak lazım. Orada yapı nasıl? Katar'a bakmak lazım. Onlar geçemiyor. Ama şey önümüze geçer. Çünkü orada İngiliz etkisi var. Orada öyle olurlar. Abi şöyle söyleyeyim ya. Şeyi de geçtim. Hani sosyal medya diyor ya. Sosyal medyaya öyle bakarak karar veriyor federasyon. Ya da Ali Dürüst bakıyor. Galatasaraylar tepki gösteriyor. Ona göre istifa ediyor. Bunlar boşu boşuna olmuyor. Ama mesela federasyonun bir tane resmi Twitter hesabı yok. Bir tane resmi YouTube hesabı yok. Bundesliga'nın YouTube hesabına giriyorsun. Adam orada Bayern Münih Dortmund maçının analizini yapmış sana. Yani hizmet veriyor yani. Bizim sitede Word'den kopyala yapıştır milli takım kadrosu koyuyorlar. hani siteyi de artık 1998'de mi yaptırdılar en son ne bileyim. Bir hayrına bir yaptırsınlar. Çok zor bir şey değil. Biraz hani kafa yürütürlerse birkaç kişiyle temas kurarlarsa hakikaten olabilecek bir şey. Yani. İnanılmaz kötü bir siteleri var. Ya kötü değil çağ dışı abi. Artık sosyal medya çağı var. Twitter hesabın yok. Bak Körfez'deki diyorsun ya onların Twitter hesabı var. Her kulübün... Körfez Ligi İngiliz tabii onlar olur bak. Arabistan'a bak diyorum. Bak, aynen. Yoktur Arabistan'ın. Her şeyler mesela Belçika'nın, Hollanda'nın, ne Polonya Ligi'nin hesabı var. Oğlum batıya bakma diyorum sana. Tamam şeye de bakalım. Polonya dahil bakma. Bak Suudi Arabistan kulüplerinin İngilizce hesapları var. Burada biraz daha onlar opsiyonel. Batı'ya yine bir bakacağım. Bundesliga kulüpleri İngilizce hesapları birbirleriyle espri yapıyorlar karşılıklı. Neden? İlgi çekmek için. Lige ilgi toplamak için. Sosyal medyanın önemli biliyorlar. Sen karar alırken sosyal medyaya bakıyorsun ama o çağa ayak uyduramamışsın. Bu analog dijital meselesinde senin analog ve dijital diyerek örneklediğin yani özetlediğin meselenin çünkü federasyon, çok somut örneği yani bu. Çünkü federasyonda da dijital adam yok. Hepsi analog çünkü. Orası da analog çalışıyor. Ben bir yere yönetici olsam 20 yaşında bir tane bilgisayar mühendisi veya kod yazıcısını alırım yönetimime. Oğlum sen burada bir dur derim ya. Sen bir dur bakalım. Sen ben sana sorduğum zaman sen bana cevap ver. Bir soru soracağım abi ikinize de. Siz bu adam böyle şeyle gelecek böyle. Öğleden sonra 3'te gelecek. Yanında laptopunu taşıyacak. Sırt çantalı falan bir çocuk olacak yani. Hippie bir olan olacak. Abi bir şey diyeceğim. Üçümüz gittik mesela. Ali Koç'un ekibinde vardı bu bak. Hmm. 23 yaşında çocuk elinde laptop vardı hiç unutmuyorum. Onun laptop var sayın sevgili izleyiciler. Seçim bitti. Adamın elinde laptop vardı. Başkan sahneye çağırdı. Çocuk böyle geldi. Bak çocuğu da tanıyorum yani. Tanıyorum derken başkan bizim gazeteye ziyarete geldiğinde Habertürk'e. Bu arkadaşla tanışmış. İsmini de hatırlamıyorum kusura bakmasın. Çocuk böyle duruyor abi. Elinde laptopla böyle duruyor. Başkan bütün tarafların önüne çıkartmış çizgi. İşte diyor bak diyor 23 yaşında bu çocuk diyor. Bütün sosyal medya hesabı. O çocuk. O 23 yaşında çocuk. Ben bu stüdyoda söyledim. Koca koca gazeteleri dövdü. Çünkü gazetelerin hemen hemen hepsi Ali Koç şeyciydi. Azizciydi. Aziz Yıldırımcıydı. O çocuk dövdü onları. Yönetim kurullarına ben olsam, ben Fenerbahçe başkanı olsam, Galatasaray başkanı olsam, federasyon başkanı olacağım zaten. Olduğum zaman böyle bir tane, iki tane böyle adam alırım. Ama arkadaşının oğlunu değil yani. Yok. Bileğini. Kerimcan alırsın. İki tane olan alırım. İki tane böyle adam alırım. Bir tanesi böyle şeyci. Kodlamacı. Falan, kodlamacı. Hı hı. Bir tane de iletişim profesörü alırım. İletişimin ama şeyi olmuş yani. Tillahı olmuş. Sosyal medya iletişim pazarlama. İletişim pazarlama. Bir tane de sosyal medyaya gerek yok. Kodlamacı var. Adam dijital kafa yeter. Bak. Ya bana dijital kafa olsun adamda. İlla pazarlamacısı olmasına, web tasarımı yapmasına gerek yok çocuğun. O kafadan olsun adam. Mesela benim hiç anlamadığım şeyi adam anlasın yani. Ha öyle mi ya? Onu öyle yapmışlardır falan desin herif. Bu adamla benim arada sırada sohbet etsem zaten benim aklıma bir şey gelir yani. Bir şey söyleyeceğim. Siz daha yakından tanıyorsunuz. O yüzden size soruyorum. Üçümüz gidelim. Bunları anlatalım mesela. 10 dakika anlattık ya. Çok uzun bir süre de değil. Basit. Yapmamız lazım. Fendir, tabii. 10, hayır. 15 kişi anlatalım. Bunu hakkıyla anlayabilecek kaç kişi var TFF yönetim kurulunda? Kadir Anlar. Ben. Kardeş. Mete Duran Anlar. Mete Duran kesin anlar. Üstü Güveydi Anlar. Üstü Bey Anlar.
Servet abiden bir ümidim var. Ama Cengiz abiden yok mu diyorsun? Cengiz abiden yok. Ondan sonra ya var ya Cengiz abi daha şey adam. Ortamı yani, daha, düzenleyici daha adam, ortamcı organizatör yani. Organizatör adam. Bunlar işte bununla böyle olur yani. Yani o yüzden de sitede kadro yayınlarken adam kadrosunu videolarla yayınlıyor. Zaten daha önce çekmiş adam. Biliyor ki ben Serdar Çelikleri milli takıma alacağım. Onun videosunu çekmiş, yayını yapmış. Sunumunu yapıyor. Sende de Word'den işte aynısını alıp yapıştırıyor oraya. Word'u koyuyor. Bu. Yani mantalite farkı sen var. Sen bundan Arabistan çalış gel bir dahaki sefere. Vallahi çok sanmış oluyorum. Bak da örnek vermeyelim. Evet Serdar'cığım Ali Dürüst'ün tavrı konusunda söyleyeceğini söyledin mi? Ben ne diyeyim Ali Dürüst'le ilgili? Ali Dürüst... Reverse iyi laf değil mi? Reverse güzel. Ali Dürüst'le ilgili ben dün yorumumu yaptım. Ali Dürüst... Bugün Beşiktaşlılar ilginç tabii yani. Bak Beşiktaşlılar hemen başladılar yani. Ne aldın da geldin? Derler abi. Yani ne var? Pazar günü ne var abi? Derbi var. Galatasaray Beşiktaş değil mi? Şimdi maçın hakemi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır veya Ali Palabi neyse maçın hakemi hatta yabancı bir şey oldu yabancı hakem geldi. Tamam mı? Niye olur atmaz hiç. Şimdi Beşiktaş lehine hata olursa ne anlatacaksın Ali Dürüst konusunda? Hadi sustur Beşiktaşları. Tabii. Beşiktaş aleyhine hata olursa. Beşiktaş aleyhine hata olursa Beşiktaşları sustur bakayım hadi. Ali Dürüst sen bunun karşılığında mı döndün? Tabii canım. Galatasaray aleyhine otobilir. Galatasaray aleyhine olabilir. Ya da mesela duygusal davransana. Bizim için de bir istifa. Ha. Her takım için diyorsun ya. Ona bak hakem Miyograd Maziç diyorum yani bak. Beşiktaşlar bunu diyebilir. Tabii. Bence demeler haklılar da yani. Galatasaray aleyhine bir hata oldu. Aleyhine hata oldu. Oldu abi o futbol bu maç ya. Galatasaray'ın aleyhine bir şey oldu. Frikik oldu, gol oldu. Hadi anlatsana Galatasaraylılar, Ali Dürüst. Ali Dürüst, niye döndün ya? Nasıl oldu filan anlatsana abi. Bari dönüyorsun, de ki pazartesi döneyim. Derbiden sonra. Yani bu derbi bitsin, ondan sonra döneyim de. Yazık. Ama işte neyse. Özgür değilsen, dön derler, dönersin. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim orada temel konum zaten cumartesi şaşırmıştık biz. Şey günü yani pazartesi pek şaşırmaya İşte yani özgür olmak lazım özgür. Hayatın her zaman hayatın her alanında özgür olmak lazım. Abi. Özgür değilsen ben gidiyorum dersin dön derler. Ya şimdi dönsem bana ayıp olur falan böyle onu bile tam diyemezsin yani. Yani efendim nasıl döneyim ben şimdi hım hım dersin sonra dönersin. Efendim bitti. Bu bölüm bitti. Şimdi haftanın panoramasına bir geçelim ve sonrasında da... Bu arada Mustafa Cengiz'e de bir şey söyleyeyim. Söyle. Ya 7 gün evvel Milli Federasyonumuz Yıldırım Bey kardeşimizden 7 gün sonra istifa edin. Yeter Yıldırım Demirören yetere. Bir tek penaltıyla dönülür mü ya? Bir tek penaltıyla dönülmez. Binlerce tweette dönülür ama. Ya ben de o da sosyal medya. Bak ya. Ben de bak, diyorum ki... Sosyal medya. Ben de diyorum ki... Çok net haklısın. 7 gün önceki mi yanlış... Bugünkü tavrım mı yanlış? O mu yanlış? Birinden biri kesin yanlış. Hangisinin yanlış olduğunu Galatasaray karar versin. Ama birinden biri yanlış. Ya baba bak çıkıyor diyorsun ki ya bizim milli federasyonumuzdur. Biz öyle olduğuna inanmıyoruz. Yıldırım Bey de kardeşimizdir. Hatalı olanları ayırması gerekir. Canımızdır. Bir tane. Arada bir tane penaltı var. Bir tane. Sonra istifa et yeter Yıldırım. Şimdi bak. Bununla bunun arasında bu kadar büyük ifratla tefrit arasındaki fark sizin lafınızla alakalı. Ağırlığınızla alakalı problem yaratır. Birinden biri hangisinin yanlış olduğuna dediğim gibi Galatasaray karar versin. Ama ya o yanlış ya bu yanlış ikisi birden doğru olamaz yani. %100 katılıyorum. Bir de arada 3 tane daha açıklama var ve bu kademe kademe gelişiyor. Yapıyorlar açıklamayı alıyorlar bunu. Ne dediler acaba? Olmadı bir daha yapalım. Çünkü daha şöyle. Sert. Bir tamam daha mı? Sert. Ben sana söyleyeyim olayı. Çıkıyorlar. Şimdi Serdar Ali ve çevresi bana tepkili. Mehmet Ayan'a laf söylemiyorum diye. Şimdi Mehmet Ayan'ı da üzmek istemiyorum. Çıkıyorum böyle bir şeyler söylüyorum. İşte bir beyit okuyorum. Bir Eyyam işte, beni ona işte. Bir dörtlük okuyorum. Bakıyorum tat. Bakıyor daha da tepki geliyor. İşte bir şey daha biraz da bir tık daha sert bir. Bu sefer atasözü bir alıntı yapıyorum. Yine olmuyor. Baktı olmuyor artık en son. Anladın sen dalıyorsun diyor. Daldı yani ya bu. Süreç bu. Lafla peynir yemiş. Yani işte baba birinden biri doğru. Şimdi bir daha dedin ki 3 tane hakem düdüğünü assın. Bütün kurulları da istifa etsin. 3 tane hakemin 2 tanesi, 1 tanesi bile düdüğünü asmadı. Evet.
kurullarında hiçbiri istifa etmedi. Aynen. O zaman eylemin ne? Şimdi ne yapacaksın? Ali Dürüst istifa etti, hiçbir şey demedi. Geri döndü, yine bir şey demedi. Şimdi bir şey, yani bir eylem olması lazım. Yani bu üç hakem bu düdüğü asacak. Asmadılar, ne yapacaksın? Şimdi ne olacak mesela? Yani başkanlar bir şey söylediği zaman onun bir karşılığının olması. Özcan Canaydın bir kere bağırdı. O hakem düdüğü asacaktı da astırdı. İkinci kere de sesini yükseltmedi ama. Bir kere yükseltti. Bir kere başka da öncesinde ve sonrasında yoktu. Ahmet Güvener ve çetesi gidecek dedi. Gitti. Alişan bunu söyledi. Doğru mu? Bu Cem Papi'yle gönderecek. Ya almayacaksınız kardeşim dedi Beşiktaş. Alma, alma. Adamın hakemlikle ilgili şeyi bitti ya. MHK falan hiçbir yere giremiyor yani. Aynen öyle. Şimdi o zaman bir şey söyledim mi? Onun sonun ucunun olması lazım. İşte o yüzden baştan net konuşman lazım. Tabii ki tabii. İnsanlar da tatmin. Hedefi şeyi bile söylemiyor. Mehmet Ay'ın adını bile söylemiyor. Ama diyor ki işte konuştuk ya, daha ne istiyorsunuz? Bakıyor tepki geliyor. Bu sefer Mehmet Ayhan'a ben seni şöyle yapayım böyle yapayım. Küfre gidiyorsun yani. Arasının olması lazım. Diyeceksin ki Mehmet Bey, uygulamaları biz yanlış buluyoruz. Biz Mehmet Bey'le görüşmek istiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün bakış açısını anlatmamız gerekiyor dersin. İnsanlar da bir şey karşılık alır yani. Abi, federasyon deme, Yıldırım Demirören deme, Ali Dürüst deme, yok işte Voltaire'dan alıntı yap, bir Yunus Emre dörtlü okuyayım. Bir akıl tanesi mi var acaba? Olmaz abi, olmaz. Böyle iletişim olmaz yani. Sezer, Panorama'yı reklam sonrası bırakacağım. Çünkü Serdar'ın bir yorumuna rica ediyorum. Serdar, Milliyet.com.tr'de sevgili Uzay Gökerman var. Onun bir yorumu var. Diyor ki, ne diyor? Özetle. Çok beğeniyorum kendisini ben. Evet. Geçen sezon Fenerbahçe'nin hakları hakemler tarafından yendi ama o pozisyon temiz denildi, devam edildi. Çünkü o sıralarda Fenerbahçe'li Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'la uğraşıyordu. Hı-hı. Galatasaray haksız olduğu yerde bile, ki Uzay'ın görüşü bu, süreci tersine çevirmek için birlik oldu. Biz Fenerbahçe'yle geçen sene anlatamadık ki diğerlerini anlatalım. Fenerbahçe'nin böyle bir derdi var mı bu tip durumlarda? Yok, Uzay Gökarman çok Aykutçu olduğu için öyle değerlendirmiş. Yani sen buna yani katılmıyorsun. Mesela şu durumda ne, nerede hakkı yenmiş, hayır, ne olmuş? Fenerbahçe mesela bu durumda olsaydı bir birlik sağlayabilir miydi anlamında? Sağlardı. Sağlar mıydı? Tamam. Ya daha ne sağlayacak? Ben Galatasaray'ın bir birlik sağladığını düşünmüyorum yani. Ha, bu arada yani, bir birlik sağlayacaksa en iyisini Fenerbahçe var. 3 Temmuz'da o kadar birlik sağlamış. Hayır, bu 3 Temmuz gibi bir olaydı. Bu çok daha minimal bir olay. Hayır abi, o bir de ya bir bak, Uzay Gökarman şunu anlayamıyor. Bir türlü anlayamıyor yani. Ya bir orada birlik sağlanmasını engel biri varken nasıl sağlayacaksın ya? Kim o? Aziz Yıldırım vardı abi geçen sene. Tamam. Yani. Bunu artık istemiyor o tarafta yani. Tamam. Neyin birliği abi? Tamam. Hepimiz aynı gibi değiliz abi. Aynı gemide falan değildik yani. Eyvallah. Şimdi anladım. Daha iyi anlattın çünkü. Efendim, bir ara vereceğiz. Aradan sonra şeye geçeceğiz. Panorama'ya geçeceğiz. Ve sizler birliklerimiz sürecek. Bu akşam çok renkli güzel bir toplantı. Nevzat yazmış. Basın toplantısı ve antrenman Moskova trafiğine Galatasaray takıldığı için birer saat geç başlayabilirmiş. Galatasaray Türkiye Moskova'da saatiyle... enteresan trafik olur ha. Aynen çok acayip abi. Trafik olur. Türkiye saatiyle 11'de Galatasaray hareket etti. Hiç gitmez yani. Böyle hareket etme. Kontak kapat yani. Evet abi ya. Öyle rezil bir, yani. Öyle rezil bir trafik var. Saat kaldım. Kampondan başka bir şey görmedim. Hiçbir şey göremezsin tabii. Başka bir şey görmedim. Çok sadece zengin Ruslar helikopter kiralar. Emin misiniz başka bir şey görmedim? Vallahi görmedim. Sırf tampon gördüm yani. Yani bir şehrin bir ucundan bir ucundaki 26 saatin 9 saat yolda geçti. 8 saat uyuduk. Bir de maça falan gittik yani. Ara vereceğiz, dönüşe buradayız. En iyisine iddia diyoruz. İddianın bugün ihalesi yapıldı ve Turkcell ve aynı zamanda iddia Inteltek firması tek şirket olarak girdi ve 10 yılda 200 milyar liralık bir taahhütle, yani yılda 20 milyar liralık bir taahhütle büyük bir ihtimalle ihaleyi kazanacak. Turkcell Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada Türkiye'de bahisin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra güvenli bir şekilde oynanacağını ve yepyeni bir ufkun olduğunu ifade etti. 1 Mart 2019 Türkiye'de bahis bayramıdır. Dolayısıyla o güne kadar tamamlanacak ihale ve yasanın meri olması kaydı şartıyla çok net bir şekilde Türkiye'de daha güzel iddia günleri bizi bekliyor. Yaklaşık 30-35 milyar lira paranın yurt dışına çıkışının da bu düzenlemeyle engellenmesi bekleniyor. TRT spikeri gibi oldum yalnız. Çok güzel anlattın. Değil mi? Aynen. Boşluksuz. TRT spikeri. Ama gerçekten çok önemli bu yasa. Devletine çok ciddi katkıları var. Hani biraz daha realiteye de riayet ettiler diyeyim. Bunu ve artık bahis severler daha Avrupa oranlarına yakın imkanlara kavuşacaklar ve doğal olarak da Türkiye'nin parası Türkiye'de kalacak. Konuyu bildiğim için söylüyorum, bu 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimi olmasa o sezon başına yetişiyordu.
yani İçişleri, Adalet ve Maliye Bakanlığı, Spor Bakanlıkları'yla beraber bu işin üzerine gitmişti ve yasa neredeyse kağıda gelmişti ama darbe girişiminden dolayı 2 sene kadar sarktı. Çok da bu noktada önemli ve güzel günler bizi bekliyor dedikten sonra haftanın panoramasına geçelim. Turkcell ve Inteltek grubunu bir kere daha tebrik ederim değerli arkadaşlar. Haftanın panoramasında önce kime gidiyoruz? Haftanın oyuncusu Sosa mı, Cagne mi, Umut mu, Sisse mi? Sosa diyeceğim ben. Benim de oyum Sosa'ya. Sosa. Sadece oyun değil liderlik de gösterdiği en, için. Tabii en güzel mizansen için tabii Cagne hepsinin toplamından daha fazla. Cagne bence. Çünkü bence Trabzon maçında Yusuf'tu maçın adamı. Ama Sosa sadece oyun değil liderlik gösterisi. Cagne de penaltıyla falan çözdü abi. Biraz hani o maçta da o bakın. Belki Umut Nayır yapalım. Pozitif ayrımcılık yapalım. Umut Nayır. Ben Sosacıyım. Umut'a da selamlar bu arada. Hemen bakalım ardından. Haftanın takımı Trabzon mu, Kasımpaşa mı, Bursa mı, Başakşehir mi? Trabzonspor tabii ki. Trabzon benim de oyum çok Trabzon. Net bir oyun oynadıkları için. Trabzonspor. Geçelim. Haftanın olayı Hüseyin Göçek'in VAR'a gitmemesi mi? Ali Koç'un Trabzon'dan maç izlemesi mi? Trabzon'un Fenerbahçe galibiyeti mi? 26 şut atması da dahil hepsi bence. Ben yine de VAR'a gidilmemesi. VAR tabii canım haftanın olayı o. Evet ben de aynı kadar. O sadece... Ayın olayını seçsek yine o. Aynen öyle. Evet alalım. Haftanın teknik direktörü Ünal Hoca mı, Samet Hoca mı, Mustafa Hoca mı, Sergen Hoca mı? Sergen Yalçın bence. Ünal Karaman bence de. Trabzonspor'a oy verdiğim için burada bir, şöyle bir farklılık var ya. Alanyaspor gol atamayan bir takım ya. 6 iç sağ maçta 4 gol atmış takıma 5 gol attırdı. Bir de şöyle bir tane penaltı kazandılar atamadılar. Bir gol oldu. Böyle hani o 5 santimle falan tekrar iptal oldu offside diye. Ondan sonra golü bulup 4 tane daha attılar. Benim en çok şaşırdığım performanstı. Adam da ilk maçı etkisi var belli ki. Onu da bir 2'ye 1 olsun en azından. Evet. Hak ediyor yani. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Moskova deplasmanında az önce konuştuk. Ciddi bir trafik de söz konusu ama basın toplantısı başladı. Yutan Agatoma yanılmıyorsam konuşuyor. Schalke maçından sonra doktorumuz hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Eve gitmem hayati bir liste teşkil edebilirdi. Kendisine ve takım arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıklarına çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum demiş. Valla Yener Hoca o önlemi almasa ben ertesi sabah sevgili Gürkan Kubila ile yayında konuştum. Yener Hoca'yı tebrik etti. O önlemi almasa hayati tehlike. Bırak futbol hayat tehlikesi olacağını ifade etti. Ve Gürkan Hoca da buradan kulaklarını çınlatalım. 4 hafta 5 haftayı öngörmüştü. Nitekim o kadar oldu. Ve inşallah bu yarın akşam forma giyecek. Fatih Hoca konuştukça da teker teker sizlerle aktaracağız, paylaşacağız. Serdar maçla ilgili genel görüşün havası kaçmış mıdır? Yoksa Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde matematiksel iddiasını 2-2 için sürdüreceği güçte bir maç mıdır? Hiçbir Ben konsantre değilim. Galatasaraylılar konsantre mi? Hiç tamam. Mesela ben değilim. Yani yarın Şampiyonlar Ligi maçı var. Galatasaray'ın kaybetmemesi halinde UEFA'ya devam edeceği %100 kesin. Kaybetse bile ihtimali var ama kaybetmemesi halinde beraberlikle dahil 3. olup UEFA'ya gitmek kalifiye olmak ihtimali. Şu anlattıklarının yarısını bilmeyip olaya konsantre olmayan milyonlarca Galatasaraylılar. Galatasaraylılar bu Şampiyonlar Ligi'ni bırakmış durumdalar. Aynen öyle %100 katılıyor. Takım nasıl? Takım puancı tabeli falan da varsa versene çocuklar. Size %100 katılıyorum ama matematik olarak da takım bu havaya giren bir Serdar manevi bir şey söylüyor. Konsantre bir şey söylüyor. Manevi olarak zaten katılıyorum size. Belli zaten öyle bir konsantrasyon olmadığı kesin. Yani Galatasaray yani Şampiyonlar maçı önce başlıyordu yani haftada. Oo gazmaz falan. Otobüste mesela Lokomotiv maçı konuşuluyor mudur? Zannetmiyorum yani. Bu kararlar falan konuşuluyordur daha önce çok. De, vay gene mi bizi verdiler? Ali nasıl döndü ya falan. Değil mi? Tabii değil mi? Direkt öyle. Ya ne diyorsun senin bu Ali'ye falan? Hani şimdi o zaman abi. Hocam şu Ali de senin arkadaşın. O zaman maçta her şey olur abi. Ama şu yok o Fatih Hoca'nın etrafında hocam. Bu Ali de senin arkadaşın da yok. Onu diyecek yürekli adam var mı? Ben demiştim mi bunu geçen sene dedim ya falan diye. Ama şöyle bir şey var yani. Yani maçta her şey olur. Konsantre olsa Galatasaray yener orada Lokomotiv. Hoca biraz zeminden ve sahadan, daha doğrusu havadan şikayet ediyor. Tabii diğer iki maça baktığımızda hava böyle değildi. Bu mevsimde Moskova'da böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolcu kar yağdı, yağmur yağdı deme lüksüne sahip değiliz. Adapte olmaya çalışacağız hava durumuna. Daha doğrusu adapte olmak zorundayız demiş. Yanılmıyorsam -11 falan. Kar başladı canım. Saha nasıl olacak bilmiyorum. Ya bu sene enteresan kış başladı. New York'ta kar yağıyor abi hala yani. Lujniki'de mi maç?
Evet evet. Yuri Semin, Rus futbolunun çok önemli bir ismi, takdir ettim, deneyimli bir hoca, sözleri için kendisine teşekkür ederim. Demek ki Yuri Semin hocayı övmüş, anlaşılan o ki şarkı hocadan. Uğur, Serdar işin biraz daha ambalajını çizdi. Sen içeride 7 dönüm sahaya ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim, manevi taraf öyle ama şey olarak da şu anki grup konjonktüründe okunmayan bir taraf aşağı taraf. Yukarıya herkes konuşuyor. İki için iddian azaldığı belli ama dördüncülük için de ihtimaller çok azalmış durumda. O yüzden Galatasaray'ın, hatta şöyle söyleyeyim size, Galatasaray iki maçını kaybetsin %95 yine üçüncü olur. Tabii. İki maçını kazansa bile ilk iki girememe şansı olduğu gibi burada da aynı şekilde iki maçını kaybetse bile üçüncülükten düşmeme ihtimali bence yüksek. Şu sebeple Galatasaray çok net bir skorla yendi Lokomotiv'i. 3-0 tabii. Bu bir. Yani ikili averajı vermediği sürece Galatasaray'ın son maçta bir altın bilet olacak elinde. Sen garantilemiş Porto ile içeride oynuyorsun. Lokomotiv Moskova ise Schalke deplasmanına gidiyor. Belki kaybettin. Ya belki kaybetti. Schalke deplasmanına gidiyor. Schalke deplasmanında Lokomotiv kazanamaz zaten. Tabii canım. Kazanamaz. Berabere bile kalsa sen ikili averajdan 4 puanla çıkıyorsun. Tabii. Kaldı ki ben geleneksel olarak baktığımda ve iç saha maçlarını düşündüğümde Galatasaray'ın Porto'yu yeneceğini düşünüyorum içeride. Hı hı. Ben de düşünüyorum. O rahatlıkla. Konsantre olursa Lokomotiv. Çünkü Porto'da rahat olacak, Galatasaray'da rahat olacak. Lokomotiv de yener Galatasaray. Yatak konsantre mi değil mi onu bilmiyorum. Yani değil bence. Ben şu anki durumla, şu an konjonktürle 15 gün sonrası başka. Galibiyet öngörmüyorum açıkçası. Hayır, hayır. Aynı üçümüz de aynı şey söylüyor. Yarın için kimse galibiyeti öngörmüyor. Ama Uğur diyor ki Lokomotiv'i yenerler ya. 15 gün sonra Galatasaray Porto'yu yener diyor. Bence Galatasaray'ın konsantresi pazar gününde. Galatasaray daha iyi takım Lokomotiv Moskova'nın ama tabii. Mesela Rusya'da 2-0, 2-1 falan yenilirse Porto maçta Manchester United maçı gibi olur diyorsunuz büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Bunları Galatasaray geçmişte de çok iyi değerlendirdi bu fırsatları. Hırslı takımlar zaten kolay kolay o konsantrasyondan düşmüyorlar. Garantileyen takımlara karşı hırslı olan takımlar sonuca giderler. 3'lüye, 4'lüye, 5'lüye fazla takılmıyoruz. Numaralara çok takılmayın. Şey. Ama 4 puan, 5 puan, 7 puan fark etmez. Oyun felsefemiz, oyun anlayışımız, neler yapmak istediklerimiz daha belirleyici olacak. Nagatomo ve diğer oyuncuların durumuna yarın karar vereceğim. Ama Tonlaman'la da takdir topladın abi. Onu söyleyebilirim. İyi bir seslendirme. Hocam ya, hocam öyle bir içselleştirmişiz ki, değil mi? Devam. Eksik şey de yapsana, mimik de yapamayız. O yemez. Tiyatral yeteneğim yok. Eksik oyuncu sayımız fazla ama sahaya 11 kişide çıkacağımızdan emin olabilirsiniz. Buraya gelmeyen ve sakat da olan birçok oyuncumuz var. Belanda, Emre Sinan. Bugünkü antrenmana göre Nagatomo da olmayabilir. Çünkü doktorumuz tek korkum soğuk demişti. Serdar, hiçbirimiz uzman değiliz ama sen kafa yararsın bu işlere. O akciğer meselesi soğuk bir araya gelince tabii daha riskli olur değil mi? Tabii. Çok sıcak ve çok soğuk etkiler. Çok sıcak ve çok soğuk etkiler. Bronşları kasıyor çünkü şey. Soğuk hava. Sıcak havada tersine fazla açıyor. Hı hı. Şey oluyorsun. Yani olmaması gereken bir şey oluyor ama o doktorlar daha iyi bilir tabii. Evet. Başakşehir Göztepe 2-0 yendi. Uğur, maçı neredeyse bitiyor mu? Ben de izlemedim. Akşam bir davetiydim. Neredeyse bitti mi iş? Yani nereye bitiyor ya? Daha ya kaçıncı atan? Şöyle söyleyeyim. Arkaya baksana ya. Ya bitme için erken doğru söylüyorum Serdar abi. Ya iki maç kaybedersin, iki berabere kalırsın. Başka şey daha olur mu öyle şey ya? Ha ama şunu söyleyeyim. En net aday Başakşehir. Bunu da oyun kalitesiyle alakalı söylemiyorum. Sadece geçen seneden daha kötü oynuyorlar. Sonuca gidiyorlar. Geçen seneden şöyle bir farklılıkları var sadece. Artı olarak söylüyorum. Başakşehir şampiyon mu yapacak abi? Onu mu demek istiyorsun? Ortam da zaten ona götürüyor. Başakşehir'in şampiyonuna da itiraz edeceğini düşünmüyorum açık. Yani sana katılıyorum o konuda. Manevi olarak da istedikleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama onun da yanı sıra şu anki Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin takım olarak saha içi durumuyla da alakalı bakarak söyleyeceğim. Burada bir Trabzonspor için çok büyük bir fırsat vardı. O 5-6 haftalık buhranda Erzurumlar çok oradan. Ciddi kayıplar yaşadılar bence. Şampiyonluk kelimesi geldiği için sıkıntı oldu orada. Aynen öyle. Aynen bak Trabzon 28. haftaya kadar 3. gidecek abi. 3. olacak. 28. haftaya kadar 3. olacak. Aynen abi. Şampiyonluk kelimesi sarf edilmediği sürece Trabzonspor çok iyi takım yani. Evet. Başakşehir için ama şunu söyleyeceğim. İki tane farklılık görüyorum geçen seneye göre. Bir yandan zayıflık ya da görsellik olarak da eksilme atfedebiliriz ama Abdullah Hoca farklı bir şey yapıyor. Geçen neden şampiyon olamadığı üzerine kafa yormuş bence ve daha savunma ağırlıklı bir düşünceye. Hani kendi oyunundan şöyle bir daha belediye oyunu oynuyor. Şöyle söyleyeyim. Ceza sahasına 4 kişi giriyorlardı abi. Artık 3 kişi giriyor. Bir oyuncu bekliyor. Mossor'a gitmiyor mesela. Dönen topu tekrar alayım. Yani savunma hem
hücumda diyor ki ben 3 kişi, bu biraz güven meselesidir. Ben 3 kişiyle de gol atarım diyor ve atıyor. Bu takdirlik bir şey. Bir yandan da şampiyonla oynadığını hissettiriyor. Yani oyun kalitesinden bir tık taviz verip, yani hücum, oyunun hücum kalitesinden bir tık taviz verip daha ayakları yere basan bir oyun oynamaya çalışıyor. Bunu da 3 aşağı 5 yukarı yapıyorlar. Bu oyun geçen seneki kadar keyif vermeyecek. Ondan önceki seneki kadar keyif vermeyecek Başakşehir ama sonuca gidebilir. Çok güzel bir şey söyledin. Bu oyun Başakşehir oyunu değil. Bu oyun İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyunu. Ben Aykut Kocaman'ı eleştirdiğim zaman savunma ümidimdir diyorlardı. Ben de dedim ki ben savunma oyununa karşı değilim. Bak Aykut Kocaman'a karşı olmamın sebebi savunma oynattığı için değil. Savunma da oynatamadığı içindi. Savunma böyle oynatır. Savunma oynayan takım 30 gol yer mi? Ama savunma oynayan takım 13 hafta 5 gol ya. Bakacaksın ulan bunlara biz nasıl gol atacağız ya diyeceğim. Şimdi bak baştan sahaya çıkıyorsun. Of, şimdi biz bu takıma nasıl gol atacağız ya? Bak bu hissiyatı verdiren takım iyi takım, iyi savunma takım. Lucescu'nun Beşiktaş'ı. Galatasaray'ı. Lucescu'nun Galatasaray'ı. Carlos Alberto Pereira'nın Fenerbahçe'si. Yok anam biz bunlara gol atamayız diyordu yani. 19 golü mü o sene? Ya da abi, ya da baba bunlar bize bir şekilde yenerler. Ya ne yapsak yeniliriz. O da Fuat Terim'in 3. dönemi. Biz en iyisi fazla kasmı. Ersun Yanal Fenerbahçesi. Fuat Terim'in son 2 yıl takımı. 100. yıl Beşiktaş'ı. Baba bunlar bir şekilde bizi yenerler abi. Bu hissiyatı verdireceksin. Bu hissiyat. Çünkü bu hissiyatı verdirdiğin zaman o zaman adam da sana bakıyor. Ulan bunlar abicim. Mustafa ya bunu atamıyorum diyor adam. Bunu atamayız diyor. Bu sefer abanıyor. Abandıkça daha çok kaçırıyor. Kaçırdıkça psikoz, sarmal. İşte o kısır döngü oluyor. Bu sefer sarmala, paradoksa giriyorsun. Atamıyorlar. Bu adamı atamıyoruz abi oluyor. Yani şimdi bunun sebebi o. İyi savunma yapan takım 4 gol yer. 30 gol yemez. Dediğin doğru. Ve bunu da hücumdan da aslında şöyle söyleyeyim. Hücumuna güvenirsen bunu yaparsın. Çok zor iştir. Ha mesela bu kağıt üstü söylemek çok kolay. 3 kişiyle hadi bana bir sıfır oynasana hadi. 3 kişiyle kaç tane da... Bu arada yaptıkları şey de çok basit. Yığıyorlar öne. Monstro'ya geri çıkıyor. O arada Vizca kaçıyor. Vizca'ya atıyorlar. Vizca da içeri doğru yere çeviriyor. Bir kişi tamamlıyor. Bunu yapıyorlar. Aynı seti. Diyor ki adam geçen sene hücum seti mi? Ben bir adam eksikle de oynarım. Hı. Benim kalitem. Ben öyle ayaklarım var ki. Atarım golü diyor. Atıyor da. 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. 4 attığını görmezsin Başakşehir'in. Ama sonuca gidiyorlar. Evet. Göztepe'ye karşı bir tık daha rahat kazanmalarını bekliyordum. Her ne kadar oyun kalitesi olarak Göztepe futbolları hiç beğenmiyorum abi. Maalesef kusura bakmasınlar. Göztepe açık oynuyor bir de. O daha da müsaade ediyor. Büyük takımların oynaması kolay bir takım aslında bence. Oynamıyor. Abdullah Avcı ile gelirken konuştum. Hem tebrik edeyim hem de şu Seleznov iddialarını sorayım dedim. Seleznov iddiaları tamamen saçma dedi. Öyle bir şey yok Seleznov dedi. Ama dedi dün akşam ben maçı Adebayor'u sorsaydın abi keşke. Yok dün akşam antrofor alırlar ya artık. Dün akşamki oyundan acayip mutluyum dedi. Çünkü hoca her kazanılan oyundan mutlu olmaz. Ben şimdi maçı izleyemedim şimdi net bir yorum yapamam ama hoca dün akşamki oyundan çok mutluyum dedi. Onu söyleyebilirim. Çok beğenmiş oyunu. Dolayısıyla hakikaten tek tek maç bakıyor. Ben de şey derim yani ilk yarıda kalan 4 maçta 12 puan alırsınız hocam dedi. Galatasaray dahil kazanmaları mümkün bilmiyorum. Yani bu onu gösteriyor bu gidişat. Bu arada hoca açıklamalarına devam ediyor. Diyor ki Donk, Rodriguez ve Ndiaye yarın oynayacaklar diyor. Ama çok mantıklı. Şimdi ne yapsın ki adam? Beşiktaş maçına çıkaracağı adam mı hırpalasın? Bu yani? Fernando Donk demek ama. Aynı kanaatte misin bilmiyorum. Fernando Donk demek bence. Yok Selçuk oyuncu. Herhalde öyle olacak. Abi yani bak. Fernando Donk olarak bakma yani. Evet, ya. Selçuk oynasın abi. Hakikaten Selçuk futbol Selçuk'u bırakmış ya. Abi hani diyorlardı mesela Belhanda yerine oyuncağına Selçuk oynasın daha iyi diyenler. Yok, abi, ben daz geçtim abi. Böyle bir dönmek Selçuk, gerekiyor. Selçuk ya, gene götürür idare eder falan yok abi. Abi bak Galatasaray yok, değil. Kur'a torbaya herhangi bir Alanya Spor'da da 11 oynayabileceğini düşünüyorum. Hiçbir oynayamaz doğru söylüyorsun. Yazık. Fiziken tükenmiş ya bitmiş. Peki bugünkü gazetelerde kelimenin tam anlamıyla tek elden çıkmışçasına kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. Herkes belli şeyleri aynı yerlerden duymuş demek ki. Serdar'ın neredeyse 2 aydır söylediği Bye Bye Komoli var. Bir iki haber de verebilirsin. Sinan'ın haberi güzeldi. Enteresan. Neredeyse tek elden çıkmışçasına her gazetede bugün. Sercan'ın imzalı sayfasında da vardı Sözcü'de. Komoli gidiyor, Komoli gitti, Komoli Bye Bye türünde haberler vardı. Serdar bir tekrar yapmak ister misin? Komoli gitmez. Ama bir tatile çıkar.
işte yurt dışı analiz görevinde olur. Transferlerden daha az sorumlu olur. Yani şunu söyleyeyim. Ersun Yanal gelirse, efendim Aykut Kocaman gelseydi, hı hı. Mustafa Denizli olsaydı, zaten Komoli'nin bir manası yok orada, anlatabiliyor muyum? Yani Erwin Koeman varken bir manası var. Dolayısıyla Komoli'nin ben öyle en azından bu sene sonuna kadar gideceğini pek tahmin etmiyorum ama hani varla yok arasında bir yerde olma ihtimali var. Vallahi Ali Koç inat etmeyecek abi. İnat ederse bak taraftar homurdanmaları karşı tarafa doğru çevirir. Şu güne kadar Ali Koç'a kimse bir şey demiyordu. Başkanım lütfen, başkanım ne olursunuz. Başkanım rica ediyoruz pozisyonundaydı. Abi niye yapmıyor ya? Başladılar bak. Ne oluyor abi yani? Ali Aziz Yıldırım'ı arar mıyız? Bak bunlar bana gelen şeyler. Ben Fenerbahçe taraftarlarını iyi tanıyorum. Ben de onlardan biriyim. Yani çok net söyleyeyim. İkinci yarıda tribünlerden çok rahatsız edici şeyler duyarsınız. Ben Kasımpaşa maçının bir olası sonucu sonrasında bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ben de biraz daha sabır ederler. Voleyde bir anket yaptım dün. Bir de şey yani maçın tazeliğinde genelde ya oyuncuya ya hocaya tepki çıkar. Erwin sordum ya Trabzon ilgisinin önemli nedeni ne Fenerbahçe açısından diye. Erwin Koeman'ın tercihleri %15.2 en az. %40.4 oyuncuların vurduğum duymazdı. %44.4 Komoli'nin kötü kadro kurması. Ki hani ben maça dair benim kişisel fikrim Erwin Koeman'ın tercihlerinin de etkili çok ciddi yönde. Etkili oluyor. Ben de fikirliyim. Kesinlikle çok kötü bir müdahalede çok geç kalma, oyunu okuyamama problemi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar Komoli'den bir adım sonrası Ali Koç'tur. Yani Komoli aslında o eleştirildi. Fenerbahçe taraftarına rağmen bir şey yapılamaz artık. Bunun bizzat fiziki örneği Ali Bey'dir. Ben yaptım oldu. Tek reis var, o da benim. Falan ne oldu abi? 16 bin oy aldım bak. 16 bin ne 4 bin? Yani 16 bin oy aldı karşındaki adam. Yani bu taraftar 3 Temmuz'dan sonra ki bu taraftar öyle artık şey taraftar. Ben taraftar goygoyculuğu yapmıyorum. Fenerbahçe taraftarı derken sadece tribüne giden adamlardan bahsetmiyorum ben. Yani artık Fenerbahçe taraftarına rağmen bir şey yapamazsın. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Yerel'le ilgili madem sordun söyleyeyim diyor. Her başarısızlıkta teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncular ödüyor ama ben hiç yöneticilerin bir bedel ödediğini görmedim. Mesela biz 10 maç 8 maç alıyoruz. İyi de turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar bir şeyler ödemeyecek mi? Alınmayan turnuvalar, gidilemeyen turnuvalar, yöneticilere bir şey olmuyor nedense. Hatta orada 8-10 sene kalan bile var. Tuhaf olan bu. Herkes bedel ödemeli diyor. Yani Euro 2004'ü alamayan Türkiye Futbol Federasyonu'na Fatih Hoca onlar da gitsin diyor. Ateş demiş. Onlar da gitsin diyor. Ya işte başladı diyor, kavga. Diyorum ya sana yani başkanlığa giriyor işte yani. Galatasaray başkanlığından söz ediyorsun. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından söz etmiyorsun yani. Hani, evet. Bir dönem ondan da söz haksız mı peki? Yani şey söylem olarak söylüyorum. Hocanın açıklamaları enteresan arkadaşlar. Yani o da konuştu. En azından tartışılması gereken bir konu yani. Yani hoca şu ama ana işte kadar... seçim var abi. Belki giderler yani. Şampiyonlar Ligi ekseninden çıkmadığı için şu ana kadar normal haberler vermişti. Normal beyanatlardı bunlar ama pardon normal beyanattı. Beyanat zaten çoğu. İşte bak gene yanlış bak. Biz gidemediğimiz için bak gene neden yanlış? Gene burada demagoji var. Ne diyor bir oku bakayım. Açıkçası bu durumdan rahatsızım. Verilen cezalar beni tabii ki ıslandırıyor. Tüm Türkiye bana verilen cezaların ağır olduğu konusunda birleşti. Tüm Türkiye birleşmedi de ben mesela haklı buluyorum. Devam. Hemen devam ediyorum. Burada bir demagoji var yani. Her başarısızlıkta teknik adamlar ve oyuncular bunun bedelini ödüyor da evet. Ben yöneticilerin bunun bedelini ödediklerini hiç görmedim. Siz başarısızlıktan dolayı bir bedel ödemediniz hocam. Lütfen. Alınamayan ve gidilemeyen... Bir dakika dur orada. Lütfen hocam. Siz bir yere gidemediniz diye bedel ödemediniz. Siz bir yola 320 kilometre bir yere gittiğiniz için bedel ödediniz. Yani turnuvaya katılmadığınız için ödemediniz bedel. Bak demagoji görüyor musun? Alınamayan ve gidilemeyen turnuvaların bedelini 8-10 senedir orada olan yöneticiler var. Hiç ödemiyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazla ödedim. Herkes diyor ki bu cezalar çok fazla. İyi peki bu cezaları verenler hiç bedel ödemeyecek mi?
İşte seçim var şey başında. Bakacağız. O işin bir tarafı, bir de bence şöyle söyleyeyim. Bizim en büyük yanılgılarımızdan biri şu. Federasyonun görevi milli takıma kulüp başkanlığı yapmak, kulüp basın sözcüsü gibi devam etmek değil. Yani Federasyon Yönetim Kurulu milli takımın seçilmiş genel kurucu. Ali Lürüs başarısızdır abi. Bak, bu milli ayrı takım, bir şey. Milli takım sorumlusu olarak başarısızdır. Küme düştüysen Ali Lürüs de başarısızdır. Mesela federasyon niye çok başarısız biliyor musun? Kayseri'de oynamak zorunda kaldığı için. Ankara Gücü Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanmak zorunda kaldığı için başarısız. Bence milli takım küme düşmesi de başarısızlık abi. Ali Lürüs de başarısız orada işte. Bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmezsen yanayım. Cezalar belki belli bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun önemli aktörünü dışarıda tutuyorsunuz. Belki bu da düşünülebilir diyor. Oyunun önemli aktörü de sahaya mahaya girmesin abi. O da var yani. Şimdi ben her tarafı kendine yontarsan olmaz. Bak son 3 maç cezasını. Buna da ceza meza vermeyin bak sakın. Bu adam bir şey demiyor yani. Doğru söylüyor ya abi. Buna da sakın ceza bak sevke mevke sokmayın yani. Son 3 maç Şalke maçından adam bir şey demedi ki adam ya. Son 3 ceza hiç eleştirmiyor. Abartılı diyorsun. Yani. Bence 7 maçta fazla abi. Şimdi Hasan'a 8 Fatih Terim'e 7 olur mu abi? Hasan'a 8 olur mu? Hasan'a 8 Fatih Terim olur mu abi böyle ya? Ya şey olacak. 3 olur 4 olur abi. İkinci devrenin ilk maçında Hasan Şaş kulübede olacak. Fatih Terim tribünde olacak. Bildiğin böyle bir şey olacak yani. Yani şimdi bak hakikaten ya böyle saçma şey olur. 2 maç önce gelecek. Hasan'a 8 Fatih Terim'e 7 maç olmaz abi. Hasan Şaş'a 8 maçsa Fatih Terim'e 3 olur 4 olur. Hadi bir açıklamadan da bir tane daha 5 olsun. Şalke maçındaki açıklamaları 3 maç nedir abi? 3 maç. Ya bu da artık bu intikam yani. Olmaz o. Aynen. Şimdi bak orada haklı. Ben burada savunuyorum kendisini ama burada da demagoji yapmış hoca. Biz gidemeyince bedel ödüyoruz. Abi sen gidemedin diye bedel ödemedin ki. Sen kebapçıya gittin diye bedel ödedin. Ödeyim abi hoca, yanlış mı söylüyorum? Ama hoca daha gidememiş değildi. Onu söylüyor olabilir. Ha tabii yani öyle bir durum yoktu ortada yani. Yakın zamanda yani devam eden bir turnuva vardı evet, ve şansı yani, vardı yani. Tabii. Yakın zamanda geniş bir toplantı yapalım. Konuşulacak çok konu var demiş Fatih Hoca basın mensuplarına. Başkanlığa hayırlı olsun. Evet. Duruşu. Büyük bir ihtimal öyle olacaktır. Program bitti galiba değil mi Sezer'cim? Herhangi bir şekilde başka konumuz da yok. Şampiyonlar Ligi'nin 8 maçını badem ettik. Hocanın açıklamaları gündemimiz oldu. Bu akşam Cengiz Roma forması Real Madrid'e karşı büyük bir ihtimal 11'de oynayacak. Neler işte. Çok kötü takımız ya. Beraberlik bizim işimize yarar. Son maç içerideyiz çünkü. Gruptan lider çıkmak adına. Yeniriz. Hadi ya. Abi. Ben beraberlik oynadım. Oynayacağım. Eyvah falan 3'ten atıyor abi bize. İyi bari. Program bitsin. Eyvallah. Görüşmek üzere.